Atatürk çok vizyoner bir insandı. Savaştan sadece 10 yıl sonra Türkiye bilim dünyasının çekim merkezi haline gelmişti. Tıp, arkeoloji, tiyatro, opera, biyoloji, deniz bilimleri, psikoloji, sanayi, şehircilik, güzel sanatlar gibi birçok alanda profesörler ve uzmanlar ülkeye davet edildi. Birçok yeni eğitim bölümü ve kurum hayata geçirildi. Dünya çapında saygın bilim insanları Türkiye'ye akarken Atatürk gelecek vadeden 150'si kız, 750 genç seçti, yurt dışına çeşitli ülkelere eğitime gönderdi. Kimisi uçak mühendisi oldu, ilk milli uçağımızı üretti. Kimisi sanat, kimisi arkeoloji, kimisi jeoloji alanında ülkeye çağ atlattı. Kimisi matematikte ordinar üslüye kadar yükseldi. Kimisi elektrik mühendisi oldu, baraj inşa etti. Kimisi makine mühendisi oldu, Türk otomotiv sanayini kurdu. Pek çok farklı alanda çok değerli insanlar yetiştirilmişti. Gazi, sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz, demişti. Öyle oldu. Bu öğrenciler genç cumhuriyetin beyin takımını oluştururlar. Atatürk bunların hepsini daha savaş yıllarında yurt diye bir toprağımızın kalıp kalmayacağı bile belli değilken tasarlamıştı. Cahillikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir, diyordu.